Peki bir önceki dersimize login işlemini gerçekleştirip kullanıcı doğru bir kullanıcı adı ve parola girdiği zaman admin sayfalarına yönleniyor. Ancak tabii ki admin sayfalarımızı bir guard ile koruyor olmamız gerekiyor. Çünkü kullanıcı direkt admin/main linkini ziyaret ettiğinde ve login işlemi yapmamış olsa bile, yani kullanıcının bir token bilgisi olmamış olsa bile istediği URL'ye geçiş yapabilir. Biz bunun önüne hatırlarsınız ki guard ile geçiyorduk. Şimdi biz zaten auth servis içerisinde authenticated isminde bir property oluşturduk ve bu bize bir bool türünde değer getiriyor ve kullanıcı eğer servis REST API içerisinde bir tane token'ı var mı yok mu, buna göre kullanıcının daha önceden giriş yapıp yapmadığını biz kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla kullanıcı admin sayfalarına gitmek istediğinde eğer geçerli bir token'ı yoksa bu durumda kullanıcı login sayfasına yönlendirmemiz gerekiyor. Onun haricinde kullanıcı gitmek istediği admin sayfalarına gidebilir. Şimdi bunun için admin içerisine geri bir tane auth.guard.ts dosyasını oluşturalım. Tabi bunu CLI aracılığıyla da yapabiliriz. Burada export class auth guard diyelim. Ve bu servis olarak kullanılacak. Dolayısıyla burada injectable decorator'ını buraya ekliyoruz. Ve class içerisinde constructor'a ihtiyacımız var. Constructor içerisinde router'a ihtiyacımız var. Çünkü bir yönlendirme yapacağız. Navigate URL ile. Buradan router'u ekleyelim. Bunu gelip import router içerisinden alalım. Virgül diyerek ikinci olarak da auth servisi alalım. Buradan auth servis diyelim. Bunu da direkt importunu alalım. Peki, daha sonra hatırlarsanız implement ile can activate'i implement etmemiz gerekiyor. Ve burası router içerisinden alınacak. Hatta bunu direkt alalım buradan. Direkt buraya ekleyelim. I namespace'i iki kere kullanıyoruz. Peki. Daha sonra gelip can activate metodunu burada kullanacağız ve bu metodun belli parametreleri var. Bunları yazmak zorunda değilsiniz. Ancak can activate'i implement ettiğimiz için bunları yazalım. Burada route diyelim ve activated route snapshot ve ikinci olarak state diyelim ve burada da router state snapshot'ı ekleyelim. Şimdi bu aşamada kontrol edelim. Diyelim ki eğer this nokta auth servis içerisindeki authenticated alanı bize true mu false mu değer döndürüyor. Eğer kullanıcı login olmamışsa authenticate bize false değer döndürür ve bunun ünlem ile değilini alırız ve true değeri bize gelir. Bu durumda da kullanıcı this nokta router ile navigate by URL aracılığıyla kullanıcıyı admin altındaki auth'a göndeririz. Yani eğer bir authenticate bana false değeri gönderiyorsa bu durumda ilk önce login ol öyle gel diyeceğiz ve buradan da return false diyeceğiz ve kullanıcı gitmek istediği linke gitmeyecek. Ancak diğer durumda ise return true diyerek kullanıcının gitmek istediği yere gitmesini sağlayabiliriz. Peki şimdi gelelim hazırlamış olduğumuz guard'ı aktif edelim. Bunu admin modül içerisine geliyoruz. Ve burada providers alanı ekleyelim. Providers'ın içerisine auth guard ekleyelim. Daha sonra routing içerisine gelelim. Admin içerisindeki routing içerisine gelelim. Ve burada admin komponentten sonra bir virgül ve burada can activate özelliğine gelip dizi içerisinde hazırlamış olduğumuz auth guard'ı vereceğiz. Peki, yapmamız gereken bu kadar. Peki gelelim admin linkine tıklayalım. Buradan zaten biz direkt link olarak admin'e gitmek istiyoruz ve direkt yönlendirme ile bizi auth'a atıyor. Bu guard'la bir alakası yok. Ancak admin altındaki main'e gitmek istediğimiz anda bakın bizim bir token'ımız olmadığından dolayı ki giriş yapmış olsak bile zaten uygulamayı tekrardan yenilediğimiz için token'ımız silinecek ve kullanıcı main'e gitmek istediğinde ve token'ı olmadığından dolayı auth linkine tekrar yönlendirecek ve buradan giriş yaparsak eğer admin secret deyip girişe tıkladığımız zaman main sayfasına gideriz.